Halk Dergahı başında bizimle beraber olan, bizi izleyen, bizi takip eden canlarımızı ve Halk Dergahı içinde bizimle muhabbette olan, bizimle muhabbet eyleyen siz canları Hak Muhammed Ali aşk ile selamlıyorum. Cümlenize aşkı niyazımız olsun. Pir İmam Hüseyin'in ilim muhabbeti, gönül muhabbeti her daim bizim gönlümüzde var olsun, daim olsun diyoruz. Bugün 10 Ekim 2023 Pir İmam Hüseyin'in Hakk'a yürüdüğü gündür. Hakk'a yürüdüğü gündür. Matem muhabbet programımız moderatör Seyit Hakkı akşam duası İsmail Sarıtaş Hakk'a göçmüş canlara dua Nazile Yıldırım delil uyandırma Nurcan Uyumaz delil duası Ali Sönmez esirgeyen bağışlayan Yaradan'ın nuru aşkına hizmetkarlara dua Şükrü Polat Mersiye Ali Sönmez Kerbela'da susuz kaldım. Matem muhabbeti ve sunumcular Seyit Hakkı, Ali Doğan, Emine Pelge, Şükrü Polat, Filiz Karaca, Melek Gezgin, Nurcan Uyumaz, Nazile Yıldırım ve Serpil Yıldırım. Tekrardan bir mersiye alacağız burada. Mersiye Ali Sönmez. Seyidim matemindir, ah çekerim. Delil sırlama, hizmeti Nurcan Uyumaz, hizmetkarlara dua, Şükrü Polat, toplumdan rızalık alma Serpil Yıldırım. Mersiye Ali Sönmez, ah Hüseyin'im vah Hüseyin'im. Dağılma ile helallik duası Seyit Hakkı. Burada not olarak da düşelim. Pir İmam Hüseyin'le Şehriban Ana'nın söyleyişini Ali Doğan Seyidim ile Emine Pelge Canlar birlikte canlandıracaklardır. Burada hizmet alan bütün canlara başarılar diliyoruz. Allah Cenab-ı Hak Pir İmam Hüseyin'in yüzü suyu hürmetine hizmetimizi kabul ve makbul eylesin. İsmail Can, Eyvallah dedim. senden bir akşam duası alabilir miyiz Pir İmam Hüseyin'in hürmetine? Efendim, Şimdi. evli canlar, himmet edin, destur diyelim. Allah eyvallah. Himmet Muhammed Mustafa'dan destur. Şeyh Merdan Ali'den olsun. Hizmet aşkıyla. Buyur. Bismillah, Allah Allah. Ber Cemali Muhammed Mustafa, Ber Kemali Şah İmam Hasan, Pir İmam Hüseyin aşkına. Diyelim Allah Allah. Gerçeğin demine hu. Şah-ı Merdan Ali, 12 imam ve ehli beyt aşkına. Vakitler hayır, hayırlar daim ola. Gönüller pak, kötülükler defola. Ya Cenab-ı Hak bizleri Muhammed Ali şefaatinden, didarından, ehli beytin sevgi ve muhabbetinden mahrum eyleme. Dünyada barış ile huzur istiyoruz. Barış ve huzuru bozanlara fırsat verme. Barış içinde, insanca, kardeşçe ve dostça yaşamayı nasip eyle. Sen yetiş çağrımıza, ya sahibi Zülfikar. Bizim ikrarımız, Yaradan'ın aşkına, yeryüzüne serpilmiş sevgi tohumudur. Güneşi, Muhammed Mustafa ve toprağı ise Ali el-Murteza'dır. Gülü Fatıma Tüzzehra, kokusu Evliyalar Serdarı Şah İmam Hasan. Rengi Kerbela şehidi Pir İmam Hüseyin'dir. Pir İmam Hüseyin'in nefesi üzerimizde olan. Tevella ile teberramız hakkı yazıla. Tevellamız temiz, yüzümüz ak ola. Şah-ı Merdan Ali yardımcımız, boz atlı hızlı bir yoldaşımız ola. Dualarımız hasta olan canlarımızın derdine derman ile şifa ola. Allah eyvallah, gönül birliğiyle gerçeğin emrahı. Nefes birdedir. Allah eyvallah İsmail Can. Cenab-ı Hak hizmetini kabul eylesin. Nazile Can, sizden de Hakk'a göçmüş canlarımıza dua alabilir miyiz? Destur pirim, himmet eyleyin. Allah eyvallah. Himmet Muhammed Mustafa'dan destur Şeyh Merdan Ali'den olsun. Seyyide Allah. Fatma Tüzzehra ananın himmetiyle. Buyur. Allah Allah pirim. Bismillah, Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şahı Ali Veliyullah'a ve Ehli Beytine dua ile selam olsun. Şahı Merdan Ali'den üstün Veliyullah, Zülfikar'dan üstün ilahi adalet yoktur.
Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Elimiz gönlümüzde, özümüz darda, hayat ile ölüm hakkımızda hayır ola. Ölmek için geldik bu dünyaya. Kırma hiçbir canlının kalbini ki varasın huzura. Çünkü her canlı ölümü tadacak ve her nesne aslına geri dönecektir. Hakka yolculuk hem uzaktır hem de yakındır. Bir gün gelecek, devran dönecektir. Can beden ile tenden ayrılacaktır. Toprak ana göçenleri bir bir kucaklayacaktır. Dergahına varan doğru yol hakkı için can özdür, gerçek olandır. Ölürse ten ile beden ölür. Kadim ve ölümsüz olan can ile ruhtur. Beden toprak anaya, can da hakka bütünleşir. Hakka göçmüşlerimizin ruhu şad, günahları bağışlanmış ola. Mekanları nur, menzilleri kolay ve aydınlık ola. Günahlarını ve mağfiretlerini Muhammed Ali ile Ehl-i Beyt hakkı için bağışla. Fatma ana ile Pir İmam Hüseyin acısına bağışla. 12 imam ile Mürşit Pir hakkı için bağışla. Bozatlı Hızır ile Kamil insan hakkı için bağışla. Yağan yağmur, esen yel hakkı için. Yeşeren ve biten çiçeklerin, doğanın hakkı için. Kainattaki mevcudatın hakkı için. Canlı cansız varlıkların hakkı için. İkrarından dönmeyen, sorumluluğunu yerine getiren müminlerin hakkı için. Kainat alemine göçmüş canlarımızın ruhu şad eyle. Cenab-ı Allah hayatı ve ölümü hakkımızda hayırlı eyle. Göçmüşlerimize rahmet, yaşayan kullarına selamet, hayırlı akıbetler nasip eyle. Göçmüşlerimizin temiz ruhu hakkı için dualarımızı, niyetimizi, niyazımızı, hizmetimizi, verdiğimiz lokmalarımızı dergahı izzetinde kabul eyle. Allah Allah kabul ve makbul ola. Aşk ile hu nefes pirimdedir. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Nazile Can, Cenab-ı Hak sizin de duanızı, niyetinizi kabul eylesin. Allah Allah. Pir İmam Hüseyin'i yüze sürüyor. Hürmetine Hakk'a göçmüş canlarımızın ruhuna başlamış olsun. Şimdi de Nurcan Uyumacan'dan delil uyandırma hizmeti yerine getirilecektir. Nurcan Can buyur. Destur Pir'im. Allah eyvallah. Destur Şeyh Merdan Ali'den olsun. Hazreti Muhammed Mustafa'nın himmetiyle. Buyur. Bismillah Allah Allah. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. O ilahi nurdur, yoktan var eden, varlığın ışığını yakan. O ilahi nurdur, kalplere iman, ruha huzur veren. O ilahi nurdur, insanda insanı yüksek makama erdiren. O ilahi nurdur, insanı eğitip peygamber sıfatına erdiren. O ilahi nurdur, zahir batın ilmine nail eyleyip veli eden. O ilahi nurdur, karanlıktan kurtarıp hidayete ulaştıran. O ilahi nurdur, evlerde yanan, huzur ve bereketini sunan. O ilahi nurdur, muhabbet ışığını yakan, gönülleri birleyen. O ilahi nurdur, insanı insana yar eden, canana kavuşturan. İnsanı sevgi vasfına, idrak kabiliyetine, manevi olgunluğa ve kainatın manasına vardıran. O ilahi nura hamdü senalar olsun. Bismillah Allah Allah. Çerağı ruşan, fahri devrişan, zuhur iman, himmeti piran, piri orasan, kürşad-ı meydan, kuvve-i abdalan, kanun-i evliyan. Verelim Muhammed Mustafa'ya ve ehli beytine selavat. Ya Cenab-ı Hak, Muhammed Mustafa'ya, keremler şahı Ali'yül Veliullah'a ve onun tertemiz ehli beytine dua ile selam olsun. Şah Merdan Ali'den üstün Veliullah, Zülfikar'dan üstün ilahi adalet yoktur. Yaradan'ın kutlu nuru aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nübüvvetin kutlu nuru aşkına. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin arıtıcı nuru aşkına.
Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Nur ola, sır ola. Nefes pirimde. Vallahi eyvallah. Cenab-ı Hak hizmetinizi kabul eylesin. Burada da Ali Tönmez Seyidim'den bir deli duası alalım. Eyvallah şeyim. Hürmet edin Eren'den. Esirgeyen başla Yaradan nuru aşkına Şirah uyandı nurlandı Kainat nuru aşkına Kainat nuru aşkına Sen kabul buyur ya Allah Sen kabul buyur ya Allah Nurdur ki zahir batın Nebi sıfatına varan Onurdur ki ilmi ledun Makamında veli edin Sen kabul buyur ya Allah Sen kabul buyur ya Allah Onudur ki zuhur eden, varlığın ışığını yakan. Onurdur ki yok da var eden, kalplere imanı veren. Sen kabul buyur ya Allah, sen kabul buyur ya Allah. Ki karanlıktan hidayet nuruna erdiren onurdur ki evlerde yanan bereketini sunan sen kabul buyur ya Allah sen kabul buyur ya Allah Şirah uyandı nurlandı Yaradan nuru aşkına Şirah uyandı nurlandı Mürüvveti nuru aşkına Mürüvveti nuru aşkına Sen kabul buyur ya Allah Sen kabul buyur ya Allah Şirah uyandı nurlanma, velayet nuru aşkına. Şirah uyandı nurlanma, Fatma ana nuru aşkına. Fatma ana nuru aşkına. Sen kabul buyur ya Allah, sen kabul buyur ya Allah. Şirah uyandı nurlanma, 12 imam nuru aşkına. Şirah uyandı nurlanma, ehli beyt nuru aşkına. Ehli beyt nuru aşkına, sen kabul buyur ya Allah. Sen kabul buyur ya Allah. Şirah uyandı nurlanma, kırkların nuru aşkına, cümle hizmetin aşkına, Seyit Hakkı Pir aşkına, Seyit Hakkı Pir aşkına, sen kabul buyur ya Allah,
sen nabul buyur ya Allah, sen nabul buyur ya Allah. Allah eyvallah teyidim. Sizin de Allah hizmetiniz kabul etsin. Yüreğinize sağlık. Nefesiniz daim olsun. Eyvallah Allah. Şükrü Seyyidim, burada da canlara, hizmet alan canlara bir dua verelim. Eyvallah. Bismillah, Allah Allah. Hizmetiniz mübarek olsun. Yardımcın Hak Muhammed Ali olsun. Bu pir postunda Hak Muhammed Ali seni doğruluktan ayırmasın. Adaletin Hazreti Ali'nin adaleti olsun. Haksız görüp gözetmeyesin. Doğrudan yana olasın. Zengini fakiri ayırtmayasın. Bu evreni var eden yüce Allah seni şaşırtıp düşürmesin. Doğru oturup doğru karar veresin. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 14 masum ufakların, 17 kemerbestlerin ve 40'ların katarına, didarına nail olasın. Üzerine aldığın hizmetinden şefaat bulasın. Dil bizden himmet hünkar Hacı Bektaş Velden ola, gerçeğe hüy mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Allah eyvallah. Allah eyvallah, hak razı gelsin. Yüreğinize sağlık, sağ olun. Evet, burada da Ali Seydim'den bir mersiye alalım. Kerbela'da susuz kaldı. Kerbela'da susuz kaldı ehli beyt kan ağladı. Ezit gelin belalandı kurban olan Hüseyin. Ezit gelip belalandı kurban olan Hüseyin'e. Hüseyin'ime, Hüseyin'ime kurban olan Hüseyin'e. Verseler değişmem saçım tenime, Hüseyin'ime, Hüseyin'ime kurban olam Hüseyin'ime. Verseler ay dünyaları değişmem saçın tenine. Fatma anam saçım yolmuş, gözlerine kanlar dolmuş. Şah Hüseyin'im şehit olmuş, kurban olan Hüseyin'ime. Şah Hüseyin'im şehit olmuş, kurban olan Hüseyin'ime. Hüseyin'ime, Hüseyin'ime kurban olan Hüseyin'ime. Verseler ay dünyaları
değişmez saçın teline. Hüseyin'ime, Hüseyin'ime kurban olan Hüseyin'ime. Verseler ay dünyaları, değişmem sacın tenine. Aşık Cem'im mahtım olsun, bir canım var senin olsun. Edenler hüdadan bulsun, kurban olan Hüseyin'im. Edenler Mevlam'dan bulsun, kurban olan Hüseyin'ime. Hüseyin'ime, Hüseyin'ime kurban olan Hüseyin'ime. Verseler değişmem saçın tenine. Hüseyin'ime, Hüseyin'ime kurban olan Hüseyin'ime. Verseler ay dünyaları, değişmem saçın tenine. Allah'a eyvallah. Allah'a eyvallah. Cenab-ı Hak hepimizin niyetini, niyazını kabul ve makbul eylesin. Pir İmam Hüseyin'in ilim muhabbeti, ilim ışığı her daim için hak ve hakikat yolunda rehberimiz olsun. Cenab-ı Hak bizleri de Pir İmam Hüseyin'in muhabbetinden, şefaatinden mahrum eylemesin. Evet canlar, şimdi de Pir İmam Hüseyin'in hürmetine matem muhabbetine başlayacağız. Matem muhabbetinde sunum yapan canlarımız Seyit Hakkı, Ali Doğan, Emine Pelge, Şükrü Polat, Filiz Karaca, Melek Gezgin, Nurcan Uyumaz, Nazile Yıldırım ve Serpil Yıldırım canlar. Şimdi Seyit Hakkı ile başlayacağız. Pir İmam Hüseyin gibi duruşlu olmak ikrarın özüdür. Çünkü duruşu ortaya koyan bizim verdiğimiz ikrarın kendisidir. Eğer ikrar vermemiş olsak kendimizi sorumlu hissetmemiz de mümkün değil. İşte Pir İmam Hüseyin de bu sorumluluğun bilincinde olduğu için oradan haksızlığın karşısında, zalimlerin karşısında, Yezidlerin karşısında ortaya koyması gereken duruşu ortaya koymuş. Pir İmam Hüseyin haksızlığın karşısında eğilmenin alçaklık olduğunu, kölelik olduğunu, onursuzluk olduğunu ve haksızlık karşısında tutmanın ise dilsiz şeytan olduğunu öğretmiştir. Pir İmam Hüseyin onurlu bir ölüm, kula kulluk, teslimiyetçilik, onursuz bir duruş ve boyun eğişten daha değerli olduğunu öğretmiştir.
Pir İmam Hüseyin dil, din, ırk ayrımı yaparak, kin, intikam, nefret besleyerek ve çıkar için kan dökmek insanlık suçu olduğunu öğretmiştir. Yine Pir İmam Hüseyin Yezid'in safında Hüseyin'i olunmadığı gibi Pir İmam Hüseyin'in mücadele ruhu ile de hiçbir zaman bağdaşmaz. Çünkü Hüseyin'i olmak mazlumdan yana Yezid'e karşı olmaktır. Yani haklı ile haksızın savaşıdır buyurmaktadır. Aleviler Yezid zihniyetine nalet okuyup Sağın Yezid'i ile aynı safta yer almazlar. Hiçbir zaman saflarında olmadılar ve bundan sonra da olmayacaklardır. Pir İmam Hüseyin'in yüzü suyu hürmetine Yezid'e okuduğumuz, zalimlere okuduğumuz, kötülüklere okuduğumuz dualarımız, dileklerimiz kabul olsun. Biz burada Yezid derken yanlış anlaşılmasın. Yezid'in şahsına değil. Yezid'in şahsında tüm kötülükleri sembolize eden sıfata, zihniyete biz nalet okuyoruz. Mesele bir kişi değil. Mesele beden değil. Mesele Yezid değil. Mesele zihniyettir. İşte biz o zihniyete nalet okuyoruz. Her iki cihanda da o zihniyete nalet olsun. Aşk ile geçen demine hu. Şimdiden Ali Doğan Seyidim Mine Pelgecan'la birlikte Pir İmam Hüseyin ile Sevriban Ana arasında geçen söyleşi canlandıracaklardır. Her iki canımıza başarılar diliyoruz. Buyur Ali Doğan Seyidim. Seyit derim, himmet eyleyin. Seyit derim, destur, canlar himmet eyleyin. Bismillah, Allah Allah. Ver cemali Muhammed, ver kemali İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali, Pir Bilip. Verelim Muhammed Mustafa ve ehli beyte canı gönülden selamat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ali seyyidine Muhammed evladı ehli beyt. Bismillah, Allah Allah. Pir İmam Hüseyin'e ağlamak, Pir İmam Hüseyin zulüm yapanları lanetlemektir. Alemlerin serveri Muhammed Mustafa'nın yakmış olduğu ışığı sönmemesi için Kalübela'dan beri verilen ikrarda durmaktır. İlim irfanına bürünmektir. Yoluna, yol şehitlerine, dolayısıyla insanlığa sahip çıkmaktır. Bir düşünür ancak adaletin yarısından başka ne ki buyurmuş ve başka bir düşünür de acıyı bilelemiş olan mutluluğu tanıyamaz buyurmuştur. İnsanlık değerleri bilindiği için ağıt yakar. Kerbela katliamı insan döne döne yaşadığı hayır ile şer kavgasıdır. Pir İmam Hüseyin Kerbela'da zulüme yanlışa, ihanete, kötülüğe, haksızlığa, zulüm adaletsizliğe ve benzeri şeylere karşı savaşmıştır. Pir İmam Hüseyin diretenlere karşı direnmiş ve baş eğmemiştir. Bu da Emevi Abbasi saltanatının hanedanlarına dert olmuştur. Dolayısıyla o mübarek insana sahip çıkmak, ona ağlamak, yoluna gözyaşı dökmek kendine insanın, dinlerin vefa borcudur. Her gün aşure, her gün Kerbela ve bakalım Pir İmam Hüseyin eşi Şerivan'a seslenişi. Gel yanıma helalim Şehrivan'ım. Elveda ehli beytim, elveda. Helal eyle hakkını mehribanım. Elveda şehribanım, elveda. Gözlerimin nuru, eşim, yoldaşım. Halimiz perişan. Ya İmam Hüseyin, ya İmam Hüseyin. Olmaz olsaydı bu garip başım. Halimiz perişan. Ya İmam Hüseyin, ya İmam Hüseyin. 120 bin yerimde yârem vardır. Kollu kalem şehit düştü alemden. İllevet kanun durmaz akar. Elveda Şehribanım, elveda. Yolumuz uğradı bu Kerbela'ya. Anam, babam, kardeşim yok ki ağlaya. Sakinem,
Sakinim küçüktür, kimler eyleye? Halimiz perişan, halimiz perişan. Ya İmam Hüseyin, ya İmam Hüseyin. Zeynel Abidin kalsın ocağında, Ali Esker'i ayırmam kucağımda, Ali Ekber'i yatsın ayak ucumda, elveda şehrivanım, elveda. Eller anlar giymiş, bizde karalar, bu dert beni helak edip yaralar, 72 şehidi kimler defin eder, halimiz perişan, ya İmam Hüseyin, ya İmam Hüseyin. Şimir melum beni şehit edecekmiş. Suzu çölde kefensiz Ali Ekber. Definimize Zeynel gelecek. Elveda şehribanım, elveda. Ya Rab, bu ne zulüm, bu ne ihanet. Pardon, yanlış girdim. Zeynel Abidin hasta iniler. Susuz çölde kefensiz Ali Ekber. Hani nerede küçük yavrum Ali asker, halimiz perişan, halimiz perişan. Ya İmam Hüseyin, ya İmam Hüseyin. Ya Rab, bu ne zulüm, ne ihanet. Set Haziran okusun Yezi'den alet. Zeynep yetimlerim sana emanet. Elveda şehribanım, elveda. Arap bu Medine'nin bahçesi, bağı. Karardı mı ehli beytimin ocağı? Yıkıldı mı alemdarın sancağı? Halimiz perişan, ya İmam Hüseyin, ya İmam Hüseyin. Metini derdimi söylemem ya da, atam Şahı Merdan gelsin imdada. 73 şehitle bu Kerbela'da, elveda ehli beytim, elveda. Mervan'dan Yezid'e, Yezid'den günümüzün Yezidlerine 100.000 kere nalet olsun. Rahmet olsun İmam Hüseyin ve Deşt-i Kerbela şehitlerine. 73 civarında. Aşk ile. Aşk ile. Allah eyvallah canlar. Ali Seydim ve Emine Can'la yüreğinize sağlık. Pir İmam Hüseyin'in hakkı için sizin de hizmetiniz kabul olsun. Şimdi de Nefes Şükrü Seyyidim'de 10 Muharrem Kerbela katliamını bizimle paylaşacaktır. Şükrü Seyyidim, buyur. Eyvallah Seyyidim. Hak hizmetlerinizi kabul ve makbul eylesin canlar. Bugün de yine çok acılı bir gün. Hepinize sabır diliyorum. 10 Muharrem Kerbela katliamı. 680 yılında babası Muaviye'nin ölümüyle halifeliğe geçen Yezid, Pir İmam Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemiştir. Bunun tek sebebi Pir İmam Hüseyin'in iktidarda hak talep etme korkusu olmuştur. Fakat Pir İmam Hüseyin Yezid'e biat etmeyeceğini söylemesi üzerine Pir İmam Hüseyin ve Ehl-i Beytine haksızlıklar, zulümler kat be kat artmıştır. Yezid'in Ehl-i Beyt'e yaptığı haksızlıkları karşısında halk arasında huzursuzluk ve ayrışmalar başlamıştır. Halk arasındaki ayrışma ve kargaşalıkları önlemek için Pir İmam Hüseyin Medine'den Küfe'ye göç etmeye karar vermiştir. Pir İmam Hüseyin'in yakın dostları Pir İmam Hüseyin'in Küfe'ye doğru yola çıkmadan evvel, "Ya Hüseyin, gel gitme, Küfelilere güvenilmez. Küfelilerin gönlü senden, kılıçları Yezid'den yanadır." demişlerse de İmam Hüseyin kararından vazgeçmemiş ve "Hüküm yalnız Allah'ındır" demiştir. Sonuçta Pir İmam Hüseyin, onun ev halkı ve yakın dostları Küfe'ye doğru yola koyulmuşlardır. Yezid'in emri üzerine Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad öncülüğünde Ehl-i Beyt'in konaklandığı kampın etrafı çevrilerek kuşatma altına almışlardır. Savaştan ve kan dökülmesinden yana olmayan Pir İmam Hüseyin ve dostları Yezid ordusuna hitaben konuşmalar yapmışlardır. Pir İmam Hüseyin'in konuşmasından etkilenen Yezid'in komutanlarından olan Hür, Pir İmam Hüseyin'in saflarına katılmıştır ve Kerbela'nın ilk şehidi olarak tarihe geçmiştir. Ve onurlu bir direniş sonucunda
Muharrem ayında 10 Ekim 680 günü Pir İmam Hüseyin ve dostları katledilmişlerdir. Ubeydullah bin Ziyad emri üzerine Pir İmam Hüseyin'in kutsal bedeni atlara çiğnetilir, Ehl-i Beyt çadırları tarumar edilerek ateşe verilmiştir. Ertesi gün Pir İmam Hüseyin ve şehit düşen dostları toprağa verilmiş, sağ kalan Ehl-i Beyt, kadın ve çocukları ise yargılamak üzere Şam'a gönderilmişlerdir. Selam olsun sana Muhammed Ali'nin emaneti. Selam olsun sana Seyyide Fatmatü Zehra'nın ana kuzusu. Selam olsun sana insanlık onuru Pir İmam Hüseyin. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Şah-ı Merdan Ali'ye ve Ehli Beytine rahmet, dua ile esenlikler eyle. Şah-ı Merdan Ali'den üstün yiğit, Zülfikar'dan üstün kılıç yoktur. İmam Hüseyin'e, onun soyuna ve dostlarına selam olsun. Mervan'dan Yezid'e, Yezid'den günümüz Yezidlerine, zihniyetlerine 100.000 kere lanet olsun. Aşk ile gerçeğin demine hu. Allah'a eyvallah. Eyvallah, şükür Seyyidim. Sizin de yüreğinize sağlık. Allah sizin de hizmetinizi kabul eylesin. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Şimdiki sunucumuz da Filiz Karaca, Pir İmam Hüseyin ve Kerbela katliamını unutmak. Buyur Filiz'im. Eyvallah Seyyidim. Hepinize Hak Muhammed Ali aşkıyla selamlıyorum. Pir İmam Hüseyin ve Kerbela katliamını unutmak, kendi insanlığını, varlığını, onurunu unutmaktır. Dolayısıyla unutulan bir katliam, yeni bir katliamın davet iletisidir. Yezid'in ve onun zalim yandaşları safında olmadık. Onların yanında da saf tutmadık. Tutanlara yazıklar olsun. Pir İmam Hüseyin ve Kerbela katliamını unutmak, insanlığını, varlığını, onurunu unutmaktır. Ya Cenab-ı Hak, selam ve esenlikler eyle. Pir İmam Hüseyin'e ve onun Ehli Beytine. Acı nedir diye sorarlarsa Pir İmam Hüseyin'e deyin. Pir İmam Hüseyin sadece yaşantısıyla değil, şehadetiyle de bütün insanlığa bir mesaj vermiştir. Dolayısıyla yiğitliğin, fedakarlığın, mazlum olmanın sembolü olmuştur. Pir İmam Hüseyin'e, onun soyuna ve dostlarına selam olsun. Mervan'dan Yezid'e, Yezid'in günümüz Yezidlerinin zihniyetine 100.000 kere lanet olsun. Aşk ile gerçeğin demine hu. Allah eyvallah Filican. Sağ olun. Sizin de yüreğinize sağlık. Sizin de hizmetiniz kabul olsun. Şimdiki sunucumuz Melek Gezgin. İslam tarihinin kara sayfası. Buyur Melekcan. Destur pirim, himmet eyleyin. Allah eyvallah. Destur Şah-ı Merdan Ali'den, himmet Muhammed Mustafa'dan olsun. Hizmet aşkı. Bismillah, Allah Allah. Pir İmam Hüseyin'in şehadeti. İslam tarihinin kara sayfası Kerbela. Ehli Beyt dünyasına yasa boğan Kerbela. Muhammed Mustafa'nın sevgili torunu ve emaneti Şah-ı Merdan Ali ile Seyyide Fatmatü Zehra'nın oğlu Pir İmam Hüseyin'i bir kaşık suya hasret bırakıp şehit eden uğursuz Kerbela. Pir İmam Hüseyin yaşantısıyla, davranışlarıyla, cesaretiyle sadece İslam aleminde değil, bütün insanlık için görkemli bir abidedir. Çünkü o yiğitliğin, fedakarlığın ve mazlum olmanın sembolüdür. Pir İmam Hüseyin sadece yaşantısıyla değil, şehadetiyle bütün insanlığa bir mesaj vermiştir. Verdiği mesajda sonu ne olursa olsun asla Yezide, dolayısıyla zalime boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya şehadetiyle kanıtlamıştır. İnsanlık var oldukça İmam Hüseyin var olacaktır. Pir İmam Hüseyin'e, Ehli Beyt'e, o yolda şehit olanlara rahmet, Yezid zihniyetine ve soyuna lanet olsun. Kerbela Savaşı'nda mazlum ve zalim olmak üzere iki saf vardır. Mazlumun safı, Pir İmam Hüseyin'in safı, zalimin safı ise Ebu Süfyanoğlu Yezid'in safıdır. Mazlumun sahibi Allah, zalimin sahibi ise
şeytandır. Ebu Süfyan Kur'an'ı Hazreti Muhammed Mustafa ve Şah-ı Merdan Ali'yi ortadan kaldırmak için mücadele vermiştir. Ebu Süfyan oğlu Muaviye de Kur'an'ın yayılmasına engel olmak için mücadele vermiş ve Muaviye oğlu Yezid ise Ehl-i Beyt'i ortadan kaldırmak için mücadele vermiştir. Ebu Süfyan, Muaviye ve Yezid'in safı, kötünün, sapkınlığın ve saltanatın safıdır. Üçünün amacı Bedir, Hendek, Uhud, Cemel ve Sıffın gibi harplerde Zülfikar'ın altında can veren yandaşlarının intikamını almaktan başka bir şey değildir. Arap Emevi saltanat hanedanlarının her türlü hile, ihanet ve zulümlerine rağmen Muhammed Ali ümmetini Pir İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyt'inden koparamamışlardı. Dahası 10 Muharrem Aşure faciasının tarihini değiştirmek istemişlerdi. Fakat bütün bu uğraşlara rağmen 12 İmam Matem ayı gelince Muhammed Ali ümmeti ikrarlarını tazelemiş ve bağlılıklarını daha da pekiştirmişlerdi. Dolayısıyla Aleviler tüm haksızlıklara, merhametsizliklere, zulümlere rağmen 12 İmam ve Pir İmam Hüseyin aşkına matemini tutmuşlar, onların acılarını yüreklerinde yaşamış, İmam Zeynel Abidin aşkına oruçlarını tutmuşlardır. İslam tarihinde Muharrem ayı içerisinde gerçekleşen bu facia her yıl canlandırılır. Pir İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyti için duazlar, deyişler, ağıtlar, mersiyeler okunur ve matem tutulur. Pir İmam Hüseyin, Emevi halifesi Yezid emriyle Kerbela'da Emevi ordusu kumandanı Şimir Zilcevşen isimli bir zalim putperest tarafından miladi 10 Ekim 680 Hicri 10 Muharrem 61 günü Kerbela'da Hakk'a yürümüştür. Kendisinden sonra imamet mührü oğlu İmam Zeynel Abidine geçmiştir. Pir İmam Hüseyin'e, onun soyuna ve dostlarına selam olsun. Mervan'dan Yezid'e, Yezid'den günümüz Yezidlerin zihniyetine 100.000 kere lanet olsun. Geçmişten günümüze kim zalimse Yezid'dir, kim mazlumsa Hüseyin'dir. Aşk ile gerçeğim demine hu, nefes pirdedir, aşkını yazdırım mı? Allah eyvallah. Melekcan, sağ olun, var olun. Yüreğinize sağlık. Sizin de hizmetiniz kabul olsun. Şimdiden Nurcan Uyumazcan'dan Pir İmam Hüseyin'in manalı sözlerinden bize aktaracaktır. Buyur Nurcan'cığım. Destur Pir'im. Allah eyvallah. Destur Şeyh Merdan Ali'den, Himmet Muhammed Mustafa'dan olsun. Aşkı. O ne güzel bir duruştur ki 1400 yıldır bize ışık oluyor. Pir İmam Hüseyin'in bize bıraktığı manalı sözlerinden bazılarını size aktaracağım. Ben ölümü saadet biliyorum ve zalimlerle yaşamayı ise zillet. Allah'ı öfkelendirmekle halkın rızasını kazanmak isteyen bir kavim kurtuluşa erememiştir. Dostun seni kötü işlerden kollayandır. Düşmanın ise seni teşvik ve tahrik edendir. Allah'a isyan ederek bir şeye ulaşmak isteyen kimse umduğundan uzaklaşır. Korktuğu şeye ise yaklaşır. Ey Ebu Süfyan'ın oğulları! Oğullarına uyanlar! Eğer dininiz yok, ahiretten de korkmuyorsanız en azından hür insanlar olun. Farz olan cihatlardan biri insanın kendisini günahtan koruması için nefsiyle cihat etmesidir. İşte bu cihat, cihatların en büyüğüdür. Seni seven, kötü işlerden seni sakınandır. Senden nefret eden ise seni bu işlere teşvik edendir. Akıl ancak hakka uymakla kamil olur. İyiliklerde yarışın ve manevi ganimetleri elde etmeye koşun. Cömertlik eden yücelir, cimrilik yapan ise alçalır. Pir İmam Hüseyin'e
ve onun soyuna, dostlarına selam olsun. Mervan'dan Yezid'e ve Yezid'den günümüze uzanan Yezidlerin zihniyetlerine ise yüz binlerce kere lanet olsun. Allah Allah, aşk ile gerçeğin demine hu, nefes primdedir. Allah eyvallah. Allah eyvallah, hak razı gelsin. Sizin de hizmetiniz kabul olsun Nurcan Can. Pir İmam Hüseyin'i görüyorsunuz. Kaç dilden anlatırsanız anlatın. Hangi açıdan anlatırsanız anlatın. Bitmiyor. Bitmez. Çünkü insanın aklının gücüdür. İnsan onurunun gücüdür. İlahi güçtür. O ilahi gücü, yani derin denizin umanın dibini düşünün. Nasıl ki erişilemiyorsa, umanın ucunu bucunu nasıl kestiremiyorsa, işte Hazreti Muhammed'den tutun evlatlarına kadar, onları da bu şekilde anlatmak zor. Şimdi de Nazile Yıldırım Can'dan, zalimler var oldukça Hüseyinler de var olacaktır. Buyur Nazile Can. Destur pirim, himmet eyleyin. Allah eyvallah. Destur Şeyh Merdan Ali'den, himmet Muhammed Mustafa'dan olsun. Seyyide Fatma Tüzüre anamızın himmetiyle. Allah Allah. Bir toplum, bir halk kendi inancına, değerlerine, kültürüne sahip çıkmadığı zaman o halk zamanla yok olmaya mahkumdur. 12 imam, matem ayı, Kerbela ve Pir İmam Hüseyin denince Aleviler için matem, yas, hüzün akla gelir. Bugüne kadar inanç felsefesinde, itikadında, sevgisinde, bağlılığında en ufak bir yanlışlık, ikiyüzlülük ve ihanetlik yapmayan Aleviler, Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun ehli beytine canı gönülden aşk muhabbet ile bağlıdırlar. Onların sevgileriyle sevinmişler, kederleriyle kederlenmişler, acılarıyla ağlamışlar, gördükleri zulümde matem tutmuşlar, zulüm edenleri de lanet ile anmışlardır. Haksızlığa boyun eğmeyen şehitler serdarı Pir İmam Hüseyin ve taraftarları 1400 yıldır hala acısı dinmeyen yürekleri sızlatan Kerbela katliamı hak ile batılın, iyi ile kötünün, doğru ile eğrinin, mazlum ile zalimin savaşıdır. Zalimler var oldukça, mazluma ah çektirdikçe Pir İmam Hüseyin de var olmaya devam edecektir. Hak için, ilahi adalet için yola çıkan Pir İmam Hüseyin ve dava arkadaşları, saltanat sevdalısı Muaviye oğlu ve Yezid'e insanlık onuru çiğnetmedikleri ve biat etmedikleri için Muharrem ayında Kerbela topraklarında şehit edildiler. Allah'ın rahmeti ve selamı Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun ev halkı olan Ehl-i Beyt'e, evlatlarına ve kıyamete kadar ona inanan insanlara olsun. Allah'ın laneti onlara düşmanlık yapan müşrik ve münafıkların zihniyetine olsun. Pir İmam Hüseyin sevgisini gönlünde taşıyan ve onu yolun piri olarak gören Alevi toplumu, Muharrem'in 10. günü gerçekleştirilen bu katliamı unutmamak için 12 imamlar aşkı için 12 gün süreyle yas-ı matem orucu tutmaktadırlar. İmam Hüseyin'e, onun soyuna, dostlarına selam olsun. Mervan'dan Yezid'e, Yezid'den günümüz Yezidlerinin zihniyetine yüz binlerce lanet olsun. Nefes pirimdedir. Allah eyvallah. Sağ olun. Nazile Can. Yüreğinize sağlık. Pir İmam Hüseyin'i
ve Ehl-i Beyt'i anlatan, dile getiren diller hiçbir zaman susmasın, dert ile keder görmesin. Onların o güzel muhabbeti, o güzel duruşu her daim için insanlık alemine abide ve rehber olsun diyoruz. Şimdi de Serpil Yıldırımcan'dan Kerbela'da kanla yazılan mesaj. Buyur Serpilcan. Destur Furim himmet eyleyim. Allah eyvallah Destur Şahin Merdan Ali'den himmet Muhammed Mustafa'dan olsun. Pir İmam Hüseyin aşkıyla. Allah Allah. Kerbela'da kanla yazılan mesaj. Kerbela katliamı aradan asırlar da geçse unutulmayacak kadar derin, anlamlı ve öğreticidir. İyi ile kötünün, mazlum ile zalimin, onur ile onursuzluğun, aydınlık ile karanlığın hesaplaşmasıdır. İmam Hüseyin Kerbela'da iyiliği, mazlumu, onuru ve aydınlığı temsil etmiştir. Yine matem günün geldi. Ah Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Senin derdin bağrım deldi. Ah Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Şehit düşmüş Şah-ı Merdan. Ah Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Çöl yanıyordu, gök yanıyordu, gönüller yanıyordu. Diller haykırıyordu. Su, su, su. Pir İmam Hüseyin o mübarek başını kaldırarak "Bu ne tufandır ya Rab?" buyurur. Gönüller susmuş, yürekler susmuş, vicdanlar susmuştur. Bir avuç insan insanlık değerlerinin yaşatılması için kanla mesaj yazıyor. Ehl-i Beyt kadınlarının feryadı arş-ı âlâyı inletiyor. Kefensiz şehitler kanlar içinde yatıyorlar. İşte daha bebek yaşta Ali asker, sanki parmağını emiyormuş gibi. İşte kardeşi Yiğit Abbas'ın yüzü kanlar içinde ve kanlara bürünen nur yüzü tanınmıyor halde. Kolları yok edilmiş, isyanı bitmemiştir. İşte 18 yaşındaki fidan boylu Ali Ekber'in yumrukları sıkılı, gözleri açık kalmıştır. Sanki kendisine bakıp gülümsüyor gibi. Pir İmam Hüseyin inilercesine, "Ya Rab, bana sabır ver, sabır ver," buyurur. Fırat masum masum akıyor ve çöl yanıyor gibi. İnsanlık feryat ediyor. Su, su, su. Ve yürüdü Pir İmam Hüseyin. Güneş yakıyor ortalığı. Pir İmam Hüseyin tek tek yüzlerine bakar. Ah yiğit kardeşim Zeynep, ne olmuş sana? Ne haldesin böyle? Sana emanettir Ehl-i Beyt kadınları. Yılma, yıkılma sen. Sana muhtaçtır Zeynel Abidin'im. Zeynep'in sabrı kalmamış gibi fakat direnmesi ve ayakta kalması gerekiyordu. Kardeşi İmam Hüseyin yüzüne baktığını görünce feryad ile yer gök inlemeye başlar. Artık kaybedeceği bir şey kalmamıştır. Yakınlarının ve evlatlarının acısı ile ölümü milyon kez tatmıştır. Ölüm nedir ki? Ölüm kavuşmaktır. Dedesiyle, babasıyla, kardeşiyle ve sevdikleriyle birleşmektir. Dedesinin kılıcını alır, babasının sarığını takar, dedesinin hediye ettiği Zülcenah isimli atına biner ve ölüm meydanına gelir. At üzerinde sanki babası Şah-ı Merdan Ali'ye benziyor gibi. Tüm metaneti ile seslenir. Geldim işte, bir ben kaldım, ben ve sizler. 10 Ekim 680 günlerden cuma. Bir ok gelir dedesinin öpüp kokladığı boğazına ve ardından kılıç darbeleri ile kolları kesilir. Birçok ölümcül yara darbelerinden sonra imam düşer atından. Düştü Şah Hüseyin'im atından, Sahra-i Kerbela'ya. Cibril var git, haber ver Sultanı Enbiya'ya. 10 Muharrem günlerde cuma, o gün sonsuzluğu aydınlatmak için güneş batmıştır Kerbela'da. İnsanların insanca yaşamaları ve insan değerlerinin ayak altına alınmaması için yaşantısıyla, davranışıyla, cesaretiyle ölümü seçen şehitler şehidi Pir İmam Hüseyin sadece İslam aleminde değil,
bütün insanlık için görkemli bir abide olmuştur. Kerbela katliamı İslam ümmetinde safları netleştirmiştir. Zalime asla biat edilmeyeceğini göstermiştir. Alevilik inancında Kerbela olayı büyük bir öneme sahiptir. Aleviler dünyanın neresinde olursa olsunlar, adları ne olursa olsunlar, bir İmam Hüseyin'e gönülden bağlıdırlar. Onun için matem, yas, oruç tutarlar. Onun çektiği acıları bir anda olsa hissetmek için çile çekerler. Aleviler sadece yas, matem tutarak bir İmam Hüseyin'i anmazlar. Her anılışında daha onurlu yaşamayı öğrenirler. Dünyanın neresinde insanlık zulüm görüyorsa orası Kerbela'dır. Nerede hayır ve şerrin kavgası varsa orası Kerbela'dır. Kerbela bir semboldür. İnsanlık onurunun can vererek galip gelmesidir. Zulmün bedel ödenerek lanetlenmesidir. Kerbela'da Pir İmam Hüseyin değil, insanlık onuru katledilmek istenmiştir. Pir İmam Hüseyin'in şehadeti de insanlık onurunun zaferidir. Fakat o zafer insanlığa kan ve can verilerek bağışlanmıştır. Bu değerlere sahip olanlara kim bağlamaz ki? Pir İmam Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini anmak, insanım diyenlerin vefa borcudur. Hazreti Muhammed Mustafa, alimlerin ölümü, alemlerin ölümüdür diye buyurmuştur. Fakat Pir İmam Hüseyin orada ölmemiş, yeniden doğmuş, alemleri ve insanlığı kucaklamıştır. İmam Hüseyin ismi insanlığa sembol ve güzelliklerin birleşmesinde insanlığa şemsiye olmuştur. Dünya döndükçe Kerbela katliamı da unutulmayacaktır. Ya Cenab-ı Hak, Pir İmam Hüseyin, Kerbela şehitleri ve 14 masumu pak hakkı için matemimizi ve matem orucumuzu dergah-ı izzetinde kabul etmeni dileriz. Pir İmam Hüseyin'e, onun soyuna ve dostlarına selam olsun. Mervan'dan Yezid'e, Yezid'den günümüz Yezidlerin zihniyetine 100.000 kere lanet olsun. Aşk ile gerçeğin demine hu. Nefes pirdi. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Sizin de yüreğinize sağlık. Serpil Can. Sağ olun. Bazı insanlar nedir ki diyor Arap'ın Hasan-ı Hüseyin. İşte 8 canın burada okuduğu, dile getirdiği İmam Hüseyin tam manasıyla anlatıldı mı? Hayır. Belki bir damlası. Dahası var. Dahasının da dahası var. İşte bizim de yapmamız gereken her yıl dahasına varabilmektir. Dahasına varabilmektir. Her seferinde Pir İmam-ı Hüseyin'i ve imamlarımızı, yol ulularımızı farklı bir açıdan, farklı bir akıl düşüncesiyle dile getirmek, insanlara anlatmaktır. İnsanlar onu kabul eder, etmez, o onların sorunu. Fakat bizim sorunumuz insanlık aleminde abide konumuna gelmiş ulu zatlarımızı hakkın himmetiyle, ilmiyle, diliyle doğru bir şekilde anlatmak ve kabullendirmektir. Bu bizim vefa borcumuzdur. Çünkü Pir İmam Hüseyin olmasaydı, imamlarımız olmasaydı, ehli beytimiz olmasaydı, onların akabinde seyitler olmasaydı, biz bugün burada bu muhabbeti yapmamız mümkün değil. Biz bugün burada insanlığın manevi değerlerine sahip çıkmamız mümkün müydü? Tabii ki değil. Biz de birileri gibi sadece karnımızı doyurma gayretinde, çabasında olduk. Fakat biz ne diyoruz her gün burada sizlere? Mesele karnını doyurmak değil. Mesele Pir İmam Hüseyin gibi duruş sahibi olup iz bırakmaktır. İz bırakmak. Kimi? Bizden sonra gelen nesile. Onlar da bizlerden örnek alarak bu duruşu canlandırmaları gerekir. Yaşatmaları gerekir. Çünkü dava insanlık davasıdır.
Burada bu sunumu Pir İmam Hüseyin'in güzel bir şekilde dile getiren tüm canların hizmetler kabul olsun. Şimdi de Ali Seyidim'de matemindir, ah çekerim, mersiyesini dinleyelim. Ali Seyidim buyurun. Çekerim eziden alet okurum, matemimdir ah çekerim eziden alet okurum. Nasıl kıydı Yezid sana de pirim, pirim pirim, ah pirim pirim pirim, can pirim pirim. Nasıl kıydı Yezid sana de pirim pirim pirim, ah pirim pirim pirim, can pirim. Bıraktılar küfe halkı, çağırdılar seni, yalnız bıraktılar. İkrarında durmadılar de pirim pirim pirim, ah pirim pirim pirim, can pirim pirim pirim. İkrarında durmadılar, ah pirim pirim pirim, can pirim pirim. Kerbela'ya vardılar, her bir yanını sardılar. Kerbela'ya vardılar, her bir yanını sardılar. Zulme sessiz kaldılar de pirim pirim pirim, ah pirim pirim pirim, can pirim pirim. Zulme sessiz kaldılar, ah pirim 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 de. Thank you.
masum canlar kan içinde. Kerubeler içinde, masum canlar kan içinde. İntikamdır kir nefreti de pirim pirim pirim. Ah pirim pirim pirim, can pirim pirim pirim. İntikamdır kir nefreti de pirim pirim pirim. Ah pirim pirim pirim, can pirim pirim. Masum yürek sana ağlar, Seyit Hakk'ın yasın tutar. Masum yürek sana ağlar, Seyit Hakk'ın yasın tutar. Kalsın davamız mahşere de pirim pirim pirim. Ah pirim pirim pirim, can pirim pirim. Kalsın davamız mahşere de pirim pirim pirim. Ah pirim pirim pirim, can pirim pirim. Hoş geldiniz. Eyvallah Seyit'im. Yüreğinize sağlık. İman senin aşkıyla. Evet. Evet, delil hizmetini yerine getirmek için Nurcan Can buyur. Destur pirim. Allah eyvallah, Destur Şahin Merdan Ali'den olsun, hizmet aşkıyla. Allah eyvallah. Bismillah, Allah Allah. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sır ola, nur ola. Peygamberlerin nuru hürmetine. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Sır ola, nur ola. Velayetin nuru hürmetine. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Sır ola, nur ola. Sırladığımız deliller cümle canlarımızın geleceğine aydınlık bir ışık olarak devam etsin. Nefes primdedir aşkın yazarında. Allah eyvallah, Allah eyvallah. Cenab-ı Hak hizmetinizi kabul eylesin. Uyandırdığınız çarık da insanlık alemi için güzel günlere, dostluğa, barışa, huzura vesile olsun. İnsanların hırslarını, merhamete, kimlerini, dostluğa, düşmanlıklarını da barışa çevirsin. Sevilmesine vesile olsun. Allah eyvallah diyoruz. Eyvallah. Şükür Seyit'im, şimdi de hizmetkar canlara bir dua verelim. Buyur. Eyvallah Seyit'im. Bismillah, Allah Allah. Ya Rabbi, ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, sana yalvarıyoruz. Dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Sana açılan ellerimizi boş çevirme. Ey yüce Allah'ım, sana hamd olsun ki bizleri sana kul Habibin Muhammed Mustafa'ya ümmet, veli ve vasi olan Aliül Murteza'ya talip ve soyuna taraf kıldın. Ya Rabbi, Hatice-i Kübra ve Cennet Seyyidesi Fatıma Zehra'nın hürmetine rahmetini bizlerden esirgeme. Rahman ve Rahim olan adın yüzüsü hürmetine İmam Hasan ve Şehitler Şahı İmam Hüseyin'in sevgisiyle gönüllerimizi nurlandır ya Rabbi. Hazreti Hüseyin ve Zeynep'in hakkı hürmetine bizleri onların dostlarından ve izleyicilerinden eyle ya Rabbi. Bizlerin hayat ve yaşantısını Hüseyin'i hayatı ile. Ya Rabbim,
Yakınlarım deyip salatı ve sevmeyi bizlere farz kıldığın Ehl-i Beyt'in ve 12 imamların yüzü suyu hürmetine yardımlarını bizlerden esirgeme. Bereket ve nimetlerinle bizleri ödüllendir. Merhametinin sonsuzluğuna sığınarak kul beşerdir, hata işler, sultan olan da bağışlar niyetiyle özümüzü dara çekip tövbe edip sana yalvarıyoruz. Hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Esma-i Hüsnaların yüzü suyu hürmetine sana sığınanları her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez afetlerden, acılardan emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen evvelsin, ahirsin, zahir ve batınsın. Dua edenin duasını kabul edensin. Alemlere rahmet olarak yarattığın Muhammed Mustafa'nın masum ve pak olduğuna şehadet ettiğin Ehl-i Beyt'in yüzü suyu hürmetine yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle ya Rabbi. Ülkemizin iç ve dış düşmanlarına fırsat verme, hastalarımıza, yolculuk edenlerimize, darda, zorda olan cümle insanlarımıza yardım senden olsun ya Rabbi. Aramızda olmayıp da gönülleriyle aramızda olanların da niyetlerini ve dualarını kabul eyle ya Rabbi. Duası bizden, kabulü haktan ola. Gerçeğe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Cenab-ı Allah kabul etsin seyidim. Allah Allah. Eyvallah seyidim. Yüreğinize sağlık. Sizin de hizmetimizin yüzü suyu hürmetine, bu gecenin matemimizin, çektiğimiz matemin yüzü suyu hürmetine cümle dualar, dilekler kabul ve makbul olsun. Allah Allah. Allah Allah. Evet canlar, şimdi de lokmalarınızla dara gelin. Bismillah, Allah Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, şefaat eyle ya Resulullah. Soframız hak sofrası, lokmamız rıza lokması, erenler evliyalar sofrası ola. Erler pirler lokması orada, dolu geldi dolu gide, arta eksilmeye, daşa dökülmeye, yiyenlere helal, yedirenlere delil ola. Hakka yürüyen canlarımıza da ahiret azığı ola. Kazanıp getireni, pişirip yetireni hak saklaya, Hızır bekleye. Amana noksana uğratmaya. Yüce Allah gökten hayırlı rahmetini, yerden hayırlı bereketini eksik eylemeye. Nur-u Nebi Kerem Ali Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. Dil bizden nefes Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'den ola, kabulü de Allah'tan ola. Allah Muhammed yani. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin canlar. Ben Ali de bütün hizmet gören canların, teyitlerimin, canların ne dileği varsa onu versin. Hepinizin adına yaptım ve lokmayı, lokmam Şah Hüseyin'in canına değsin. Aşkın niyazım olsun. Aşk Allah ile. Allah. Allah kabul etsin yeter ama. Eyvallah, eyvallah. Zaya götürmez. Allah Allah. Eyvallah canlar. Allah cümlenizin niyetini kabul eylesin. Allah Allah. Şimdi de toplumda rızalık alalım. Serpil Can. Serpil Can buyur. Destur Pirim. Allah eyvallah. Destur Şeyh Merdan Ali'den olsun. Aşk ile. Seyitlerim, erenler, canlar. Bugün de gönül birliğiyle muhabbetimizi tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerin rızalığını istiyorum canlar. Pirimizin huzurunda unuttuğumuz, kırdığımız, döktüğümüz veya incittiğimiz varsa dile gelsin. Herkes oldu mu hakkına razı canlar? Allah eyvallah. Allah eyvallah. Hakkına razı gelsin. Allah eyvallah canlar. Allah eyvallah. Hak da sizden razı gelsin. Şah İmam Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt'inin saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun. Mervan'dan Yezid'e, Yezid'den günümüz Yezidlerine de lanet olsun diyorum. Hepinizin de nefesine sağlık. Aşk ile canlar. Allah eyvallah. Serpil Can, sağ olun. Sizin de yüreğinize sağlık. Allah. Ali Seyidim, şimdi de Mersiye'yi, Ah Hüseyin'im, Bak Hüseyin'im Mersiye'sini alalım. Canlar, hepimiz ayağa kalkalım. Lütfen. Yalnız mikrofonlar kapalı olsun. Bugün matem günü geldi. Ah Hasan'ım, Vah Hüseyin'im. Bugün mat
matem günü geldi. Ah Hasan'ım, vah Hüseyin'im, senin derdin bağrım deldi. Senin derdin bağrım deldi. Ah Hasan'ım, vah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, Can-ı Hüseyin'im. Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, Can-ı Hüseyin'im. Bizimle gelenler gelsin, serini meydana koysun. Bizimle gelenler gelsin, serini meydana koysun. Hüseyinler şehit olsun, Hüseyinler şehit olsun. Ah Hasan'ım, vah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, Can-ı Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, Can-ı Hüseyin'im. Kerbela'nın yazıları, şehit düştü gazileri. Kerbela'nın yazıları, şehit düştü gazileri. Fatma ana kuzuları, Fatma ana kuzuları. Ah Hasan'ım, vah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, Can-ı Hüseyin'im. Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, Can-ı Hüseyin'im. Gökte yıldız paralandı, Şervan anam karalandı. Gökte yıldız paralandı, Şervan anam karalandı. Şah Hüseyin'im yaralandı, ah Şah Hüseyin'im yaralandı. Ah Hasan'ım, vah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, Can-ı Hüseyin'im. Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, Can-ı Hüseyin'im. Bir su verin masum cana, zalim içti kana kana.
masum cana. Zalim içti kana kana. Fatma ana yana yana. Fatma anam yana yana. Ah Hasan'ım, ah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, can-ı şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, can-ı İmam Hüseyin attan düştü, atı Medine'ye kaçtı. İmam Hüseyin attan düştü, atı Medine'ye kaçtı. Kafir gelip kanı içti, zalim gelip kanı içti. Ah Hasan'ım, ah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, can-ı şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, can-ı Hüseyin'im. Boz bulanık puslu dağlar, virandır bahçeler bağlar. Boz bulanık puslu dağlar, virandır bahçeler bağlar. Şahatayım durmaz ağlar, şahatayım durmaz ağlar. Ah Hasan'ım, ah Hüseyin'im, şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, can-ı şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah-ı Hüseyin'im, can-ı Hüseyinlere rahmet olsun, İzlem abiye nalet olsun. Allah eyvallah canlar, hepinizin yüreğine sağlık. Bir İmam Hüseyin'i görkemli bir şekilde olması gerektiği gibi dile getirdiğiniz için inşallah sizi izleyen, bizleri izleyen canlarımızda bu güzel ortamı ruhen yaşamışlardır ve yaşamalarını da Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Çünkü Pir İmam Hüseyin'i yaşamak her yiğidin karı değildir. Her insana mahsus değildir. Ancak nasibi olan bu nasipten, bu muhabbetten nasiplenir. Eyvallah, güzel bir muhabbet oldu. Burada da pirimizi güzel bir şekilde andık, zikrettik, dile getirdik. Bir bütün olarak da insanlara anlatmaya gayret ettik. Cenab-ı Hak hepimizin, cümlemizin hizmetini, dualarını, dileklerini kabul ve mahpul eylesin. Allah Allah. Bizlere bu güzel ortamı nasip eden o yüce Allah'a ve Ehl-i Beytine, Hazreti Muhammed Mustafa, Şah-ı Merdan Ali ve Ehl-i Beytine her daim şükürler olsun. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri onların muhabbetinden, ilminden mahrum eylemez diyoruz. Şimdi de dağılma ile helallik duamızı da aldıktan sonra
muhabbetimizi bugünlük burada tamamlamış olacağız. Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Şah-ı Merdan Ali'nin yüzü suyu hürmetine, ya Cenab-ı Hak, imametin nuru hakkı için, matem muhabbetimizin hakkı için, çektiğimiz matemin hakkı için, Pir İmam Hüseyin'e okunan duaların hakkı için, Bismillah, Allah Allah. İnsanlık onuru için seni kurban eyleyen Pir İmam Hüseyin'in, Kerbela şehitlerinin, 14 mazlum pakların ve Seyyide Fatma Tüzehra anamızın yüzü suyu hürmetine, çektiğimiz matemi, tuttuğumuz oruçları, niyetimizi, lokmamızı, muhabbetimizi dergah-ı izzetinde kabul buyur. Ya Cenab-ı Hak, bize bağışlamış olduğun nimetlerin yüzü suyu hürmetine sana hamdü sanalar ve şükürler olsun. Bizleri, evlatlarımızı ve kainattaki tüm canlı varlıkları nimetlerinden mahrum eyleme. Ya Cenab-ı Hak. Pir İmam Hüseyin'in hakkı için göçmüşlerimize rahmet olsun ve yaşayanlarımız selamet içinde olsunlar. Göçmüşlerimizin temiz ruhu hakkı için duamızı, niyetimizi, niyazımızı, hizmetimizi, muhabbetimizi, matemimizi, matem muhabbetimizi dergâh-ı izzetinde kabul eyle ya Cenab-ı Hak. Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın, huzur içinde matem muhabbetinden ayrılanın Hak Muhammed Ali yar ve yardımcısı olsun. Seyyide Fatma Tüzehra ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine, dilde dileğimiz, gönülde muradımız, dualarımız, dileklerimiz kabul ve makbul olan, dil bizden, kabulü Cenab-ı Hak'tan olan, Allah Allah, Allah eyvallah, aşk ile gerçeğin demine bu. Cenab-ı Hak niyetinizi, mateminizi kabul ve makbul eylesin.